Yani ben gitmeyeyim, oynamayayım, gitmeyeyim bilgisayarda, Facebook'ta bir şeyler yapmayayım. Anladınız mı? Yani ben bu vakitimi, bu zamanımı benim beyim sürekli çalışıyor. Bakınız ben uzun zamandır konser vermiyorum Kıbrıs'ta. Evet. Çünkü o kadar verdim ki kusura bakmayın fazla oldu. Olacak. İstemiyorum da. Çünkü neden biliyor musunuz? Ama bana sözüm var ya. Çünkü temiz derdini yararını vereceksiniz. O başka. Bakınız Mesut Bey, çünkü burada bir şey var. Uyumak zor. Çünkü bu müzik başlıyor beynin içinde, bu program birinci notadan son notaya kadar başlıyor yürümeye. Sen onu durduramıyorsun. Senin dışında olan bir şey. Hastalık gibi bir şey. Yani Allah şükür ben şimdi son zamanlar ben kurtuldum öyle şeyden. Benim şimdi bir tek bir yegane bir isteğim var. Ben şimdi diğer iki benim çocuğum, öğrencim festivale katılacak. Çok güzel. Onlar da temsilci. Ben bunları elimden geldiğim, ben hiçbir yere bağlı değilim. Ben çok serbest bir şu an vaziyetim çok iyi. Ben ne bir üniversiteye bağlayan Allah şükür istemiyorum burada. Daha mı bu rahat Kıbrıs'ın üniversitelerine hiçbirisine bağlamak istemiyorum. Hayır. Konservatuar hayır, kurulur inşallah. Ben gördüm bölüm başkanları gibi hiçbir istemiyorum. Ben kendi işimi kendim. Benim patron, benim müdür, benim muhasebeci. Yani ben istiyorum ki bu isteğim, ben kötü şey istemiyorum. Ben istiyorum ki Kakırtıcı'da iyi bir piyano ekol oluştursun. Anladım. Ve bu Göztepe, bu piyano ekolün şu an o piramidin ilk temelin bir büyük bir taşıdır. Ben onun için ben Göztepe'nin peşinden düşmeyeceğim. Nasıl onu kabul ederse o kabul edecek. Çünkü o da benim gibi müziğin delisi. Çok güzel. Aksi takdirde olmaz bu iş. Peki Rauf Kasımoğlu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, Özlaz Hanım, Görsev'in annesi. Evet. Siz de müzisyen, piyano öğretmeni. Ya Öznaz ilk defa duydum, ne demek? Naz'ın özü. Aslında şöyle, annemle babamın isimlerinin birleşiminden oluşuyor. Ha, hecelerinin birleşiminden. Hecelerin birleşiminden. Evet. Özlaz Hanım, piyanistsiniz, piyano hocasısınız. Tabii ki Görsev'in bu yükseliş trendinde çok önemli payınız var. Fakat anladığım kadarıyla ilk çalışmalardan sonra geri durup Profesör Kasımoğlu örneği. Evet. Bunu bilinçli mi yaptınız? Evet, gerçekten bilinçli yaptım. Şimdi çünkü siz de piyano öğretmenisiniz. Evet, Görsev 5,5 yaşındayken böyle bayağı piyanoyla haşır neşir olduğunu gördüm. Ve başlatmayı düşündüm. Evde piyano var değil mi? Tabii kesinlikle. Bu önemli mi hocam? Muhakkak. Yani bak Profesör Kasımoğlu da dedi ki evde bir eski piyano vardı. Evet. Demek ki çocuklar evde bir enstrüman varsa yöneliyorlar. Evet, ve bir de tabii görüyordu beni devamlı, işte öğrencilerim girip çıkıyordu. Ben çalıyordum falan. Ve büyük müthiş bir merak uyandı. Durmadan piyanonun önünde buluyordum onu. Ha dedim, demek ki gerçekten bu çocukta bir şeyler var. Ben onu biraz deşeyim. 5,5 yaşında resmi olarak başladık derslere. Evet, ikimiz. Başlattım ben onu. Baktım çabuk ilerliyor. Kulağı da iyi. Evet. Şöyle bir 2 sene kadar birlikte çalıştık. Fakat ilerledikçe benim otoritem gittikçe azalmaya başladı üzerinde. Anne olmamdan kaynaklanıyor herhalde. Bu da önemli. Evet, beni dinlememeye başladı. Hayır, ben daha güzel çalıyorum falan diyordu bana mesela. Sen kalk, ben güzel çalıyorum falan. Öyle olunca dedim, hayır, başka birisiyle çalışmasının zamanı geldi. Başka bir hocayla. Ve araştırmaya başladım. Tabii güvenilir birisi olması olacak. Evet, tabii. Çok önemli. Rauf hocamızı duymuştum. Konserinde de bulunmuştum daha önce. Kendisine gidip işte rica ettim. Böyle böyle bir kızım var, dinler misiniz falan. Tabii bir getir dedi, bir bakalım dedi. Hemen Görsev'i Rauf hocasına götürdük. Ardından çaldı. Ya çok yetenekli görünüyor dedi Rauf Bey.
Absolute gibi bir kulağı var dedi. Absolute kulak biliyorsunuz böyle fazla sesleri çok iyi duymak. Duyan, evet. Evet. Hemen başlayalım dedi. Sağ olsun kabul etti. Hemen başladılar derse. Yani 7,5 yaşında Ralph hocamıza devrettim. Tabii ben artık geri planda kalıyorum. Arkadan destek veriyorum elimden geldiğince. Ancak dediğim gibi otorite sorunu yaşıyoruz. Peki hocam, Çek Cumhuriyeti'ne gittiniz. Siz de evet. Gittiniz. Neler hissettiniz? İnsan böyle sahneye çıkıyor. Ben geçen sene konserini izlemiştim. Evet. Hatta konserde güzel tarafı şahane parçalar çaldı. Sonra koşa 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 gitti. Evet koştular. Çocuk çünkü. Evet, yani yerde. Önemli bir yarışmaydı. Nasıl oldu? Neler hissettiniz? Şimdi şöyle, Çek Cumhuriyeti biliyorsunuz Avrupa'nın ortasında ve sanatla çok iç içe olan bir ülke. Ve orada sokaklara bile çıktığınızda herkes müzik yapıyor. Bunu hissediyorsunuz, sanat yapıyor. Böyle bir yerde Görsev için çok büyük bir avantajdı böyle bir yarışmaya katılması. Aynı zamanda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birçok öğrenci katıldı bu yarışmaya. Orada kendi yaşıtlarını görmesi, oradaki çocukların neler yapıyor olduğunu görmesi onun için büyük bir avantajdı. Söyledi zaten çok dedi, yabancı talebeler, evet. Arkadaşlar. Evet ve ilk şöyle oldu yani yarışmanın yapılacağı salona girdiği anda böyle bir baktı koskocaman bir salon, daha önce hiç görmemiş hayatında. Anne dedi ben burada mı çalacağım falan ve bir baktım gözler kıpkırmızı oldu sandı. Ama bak görse, belki biz görürüz, Ralph Hoca görür, daha çok büyük salonlarda çalacaksın, seni alkışlayacağız. Ben de bir zamanlar güzel genç kızla röportaj yapmıştım diye gurur duyacağım, şimdiki duyduğum gibi. Yolunuz açık olsun, yolunuz açık olsun, başarılarınızın devamını yürekten diliyorum ben. Hem hoca hanım siz Özaz Hanım hem Görsev. Teşekkür. Görsev peki sen gene bir son kapatacağız programı. Geç bakalım piyanonun başına. Öyle güzel bir parçayla veda edelim. Olur mu? Sen bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Tabii her şeyi söylersin. Söyle bakalım. Cumhurbaşkanlığımıza bize destek verdiği için, sponsorluk yaptığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Vallahi götüreceğim bu DVD'yi Sayın Cumhurbaşkanı'na vereceğim. Ne kadar güzel bir yardımda bulunmuşlar. İnşallah bunun da arkası gelecek.